Hanımlar selamun aleyküm. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş geldiniz. Başbeyazı'nın emeğinizden dolayı çok çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Emek sarf etmiş, hocamıza daha iyi çıkmalar vermiş. Amin. Allah razı olsun sizlerden de. Sayın Bey, hoş geldiniz. Kur'an-ı Kerim tilaveti, açılış konuşması, kurdele kesimi ve kapanış. Başladığımız zaman maddi olarak hiçbir şeyimiz yoktu. Bu binayı sağ olsun Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başkan'la, hayırseverlerin katkılarıyla bu binaya başladık. Sayın Valim, Kaymakamım, Isparta Belediye Başkanım Şükrü Başdeğirmen'e, özellikle Isparta Belediye Başkan Yardımcımız Serkan Kaya Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Burada bayağı bir emeği vardır bu binanın yapımında. Bu binaya katkı sağlayan, buradaki çalışan işçi kardeşlerime de yardımları için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun, saygılarımla. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen Beyefendi mikrofona davet ediyorum. Arz edelim efendim. Sayın Valim, değerli Sevinç Bey Köylü hemşirelerimiz, misafirlerimiz, öncelikle hepinizi hem şahsım hem de belediyem adına saygıyla selamlıyorum. Değerli hanımefendiler, çocuklar, sizleri de selamlıyorum. Evet, güzel bir çalışmadan sonra ortaya çıkan bu kız Kur'an kursumuz hakikaten çok güzel olmuş. Köyümüze de yakışmış. Bu eksiği giderdiği için bize destek veren, biraz önce muhtarımızın okuduğu tüm arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Rabbim bu tür hizmetleri yapmayı hepimize nasip eylesin. Bunlar biliyorsunuz en önemli hizmetlerden bir tanesi. Burada Kur'an okunduğu sürece buraya bir tane tuğla koyan bile öldükten sonra da uzun yıllar kendi ömrü sürdükten sonra da ahirette de devam eden sevaplar. Evet, sevap kapısı açık bir şekilde gidiyor. O yüzden bunların ne kadar değerli olduğunun bilincindeyiz. Buradan yetişen çocuklarımız, gençlerimiz, Kur'an okuyan vatandaşlarımız, öğrenen vatandaşlarımızın da okumuş olduğu Kur'anlar da bizim için dua yerine geçiyor. Bunlar çok önemli ve değerli çalışmalar olduğu inancındayım. Evet, bizim başkan yardımcımız Serkan Kaya kardeşimiz buraya çok mesai ayırdı. O mesaisi dahilinde de kısa sürede bu güzel Kur'an kursumuz açılmış oldu, hizmete girdi. Ben ona da teşekkür ediyorum. Tüm yardım edenlere, buraya bağış yapanlardan Allah razı olsun. Allah daha çok kazasız, zararsız kazançlar versin hepsine de. Tüm köylümüze, müftülüğümüze, muhtarlığımıza hayırlar getirsin diyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirler, açılış konuşmasını yapmak üzere Sayın Valimiz Aydın Baruş Beyefendi'yi mikrofona davet ediyorum. Arz ederim efendim. Teşekkürler. Bugün aralarında bulunmaktan sevinç duyduğumuz Sevinç Beyli hemşehrilerimiz. İsmi de güzel köyümüzün, insanı da güzel. Hanımefendiler,
beyefendiler. Öncelikle sizleri en derin sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum. Cumanızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tebrik ediyorum mübarek gününüzü. Böyle güzel, mübarek bir günde, böyle güneşli bir kış gününde Sevinç Beyli köylülerimizle sevinçli bir olaya vesile olmak için buradayız. Muhtarımızın ifade ettiği, burada pek çok hayır sahibinin katkısı var. Tabii Isparta Belediye Başkanlığımız bu hayır sahiplerine öncülük etti. Bu çalışmaları koordine etti ve bu iki katlı ve köyümüze hizmet verecek müstesna kurumu oluşturdular. Hepsinden Allah razı olsun. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyurur ki sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Kur'an'ın öğrenmesine, öğretilmesine vesile olmak tüm hayır sahipleri için gerçekten müjdelerle dolu bir olay diyorum. Çünkü Kur'an'ın öğrenmesi, öğretilmesi aynı zamanda hayatın öğrenmesi, öğretilmesidir. Hayatımıza rehberlik eden bu yüce kitabı, Allah'ın kelamını öğretmek herkese nasip olmaz. Buna vesile olmak da herkese nasip olmaz. Buna vesile olan tüm kardeşlerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Bu güzel kurumda alt katta Kur'an kursu olarak hizmet vermek üzere, üst katı da lojman olarak düzenlenmiş. Köylerimizde bu lojman oluşturmak çok çok önemli, değerli konuklar. Çünkü buraya bir görevli arkadaşımızı verdiğimiz zaman köyümüzde devamlı bulunabilmesi için sadece vermiş olduğu kurs sırasında değil, diğer vakitlerinde de köylülerimizle birlikte olabilmesi, onlara bir şeyler öğretebilmesi, bir şeyler kazandırabilmesi için vaktini burada geçirmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu lojmanda ikamet edecek olan kurs öğreticimiz bütün vaktini köylüye hasredebilme imkanına sahip olacak. Ben tekrar bu güzel müessesenin köyümüze hayırlı olmasını diliyorum. Katkısı geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Müftülük çalışanlarımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah burada güzel lafız öğretilir, öğrenilir. Kur'an-ı Kerim tüm vatandaşlarımızın ve özellikle hanımefendilerin bir yaşam anlayışı haline gelir ve maksat hasıl olmuş olur diyorum. Allah köyümüze hayırlı etsin. Tekrar cumanızı tebrik ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Sayın valimize ve protokol üyelerimize açılış için kapıyı davet ediyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ya ilahel alemin, bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu Kur'an kursumuzu ilçemiz, milletimiz için hayırlı ve mübarek eyle ya Rabbi. Yüce kitabımız Kur'an-ı Azimşan'ın öğrenmesine, anlaşılmasına vesile eyle Allah'ım. Burada eğitim görecek kardeşlerimiz için hayırlı ve mübarek eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, yüce kitabımız Kur'an-ı Azimşan'ın ahlakıyla ahlaklanabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin, emir ve yasaklarına uyup her türlü kötülüklerden uzak kalabilmeyi cümlemize nasip eyle. Hisab, rahmet ki erhamer rahimin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah köyümüze hayırlı etsin. Tüm kardeşlerimize hayırlı kılsın inşallah bu kursu. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. Şahane bir daire olmuş. Mutfağı falan. Çok güzel. Mükemmel olmuş. Hoca... Hoca olsa burada oturmak vallahi. Kazanı koyacaksın. Kazanı koyacağız. Şeyler, maliyetli gömürler katıya. Yani köyde, kalorifer konforunda yaşayacak. Maşallah. Zaten burada güneş devamlı içinde. Şeyi de yap. Bütün bizim bu tür işlerimizi, yanan evlerimizi bir öncesi, bir ay önce de şeyi açtık. Bozon önünü açtık. Orayı da aynı şekilde o yaptı. Serkan artık yanan evler. Fakirin fukaranın hep bütün işlerini o görüyor.
hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çoluğumuz çocuğumuz bunlar da okursa ne mutlu bize. Yapanlara hele hele yardım edip de böyle Allah rızası için para verenlere, bura açılışa gelip de bunu dillendirenlere hepsine teşekkür ederim. Böyle yatırımlar çok iyi yatırımlar. İnsan odaklı yatırımlar olduğu için eğitime yapılan her yatırım çok iyidir. Allah herkese nasip etsin. Güzel şeyler bunun. Kimler katkı yaptıysa herkese Allah razı olsun. Güzel bir çalışma. Tebrik ederim. Başta Şükür Baş Değirmen olmak üzere bütün yardım edenlere, gecesini gündüzünü katanlar için, her şey için çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar çok yardımsever vatandaşımız varmış. Onu öğrendik. 6 ay içinde yapıldı. Her şey tamamlandı. Bir değil bin kere Allah razı olsun. Yetkililerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Emeklerinden dolayı, yardımlarından dolayı. Büyük bir emek sarf ettiler. Büyük bir yardımda bulundular. Başlarına hepsine çok çok teşekkür ederiz. Rabbim yar ve yardımcılar olsun. Son derece memnun olduğumu da söyleyerek başlamak istiyorum sözlerime. Sizlerin bizler için ne kadar değerli olduğunuzun bilincindesiniz. Her şeyimizi evlatlarımız için, gençlerimiz için feda edeceğimizi biliyorsunuz. Hem aile olarak, hem anne baba, hem öğretmen, hem de çevredeki arkadaşlarımızla beraber bu tür etkinliklerde sizlerle beraber olmak, sizlerle bazı konuları paylaşmak ve faydalı olmak bizim için çok değerli. Sınavlara hazırlanıyorsunuz. İnşallah o sınavlarda gönlünüzde ne varsa gerçek olsun. Sizlerin bu konuyla alakalı ne kadar hevesli olduğunuzu ve istekli olduğunuzu bildiğimiz için bizler de katkı sağlamaya çalışıyoruz. Nasip olursa bugün Batuhan Hocam'la beraber sizlerle güzel bir söyleşi olacak. Bizim amacımız hep sizden duyduğumuz sözleri engellemek. Sınavdan çıktıktan sonra üzgün bir vaziyette aslında biliyordum ama çok heyecanlandım yapamadım. Ya nasıl olur bunu yapamam? Bunları biz sizlerden çok duyuyoruz. İşte bizim amacımız da o sınavdaki o üst seviyedeki heyecanınızı en aza indirebilmek. Buna motivasyonlu olur. O motivasyon içinde bugün sizin karşınızda Batuhan Hocamız var. Batuhan Hocamızdan sonra da biz sizlerle müteahhit defalar sınavlara kadar bu şekildeki eğitimlerimize devam edeceğiz. Bu eğitimlerimiz sadece öğrenci olarak sizlere değil, anne babalara da yapacağız. Çünkü o sınavlara girerken anne ve babaların da bu konuda sizlere çok büyük destekleri var. Ayrıca 11 tane hazırlık sınavı hazırladık. Bunun bir tanesini yaptık. Sınav süresince 10 tane daha sizlerle deneme sınavı yapacağız. Bu çalışmayı Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yapıyoruz. Isparta Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğümüzün işbirliğinde yapılan bir etkinlik. Bunun yanında sadece eğitim mi? Hayır. Eğitimle beraber kültür, spor, sosyal yaşantı ile alakalı birçok çalışmalar yapıyoruz. Örneğin bir tiyatro.
Bu tiyatro oyununda gençler için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Çünkü tiyatrodan da güzel eğitimler alabiliyoruz, bilgiler alabiliyoruz, zamanımızı iyi değerlendirebiliyoruz. Burada salon açılalı 2,5 sene oldu. 2,5 sene içerisinde tam 127 tane özel tiyatro burada oynadı. Bir o kadar da devlet tiyatroları. Geçmişimize baktığınız zaman 20 yıl içerisinde Isparta'mıza 30 tane tiyatro gelmiş. 2,5 yıl içerisinde 200'ün üzerinde tiyatroyu bu salonlarımızda sizlere buluşturduk. Buradaki kütüphane kullanıyorsunuzdur mutlaka. Çok güzel bir kütüphanemiz oldu. Yeterli mi? Değil. Isparta'mızda Halil Hamit Paşa kütüphanemiz var. Onun dışında bir kütüphanemiz yoktu. Burayı açtık. Yeterli olmadığını biliyoruz çünkü Isparta'da 80 bin üniversite öğrencisi, 80 bin de orta öğretim öğrencisi var sizler gibi. Bunlara bu kadar yerler yeter mi? Yetmez. 3 tane daha kütüphane açıyoruz Isparta'mıza. Bu 3 tane kütüphaneyi uç mahallelerimize, merkeze uzak olan mahallelerimize açıyoruz. Bir tanesi Akkent, bir tanesi Davraz, bir tanesi de Vatan Mahallesi. 3 tane daha kütüphane. Bu yeterli mi? Bu da yeterli değil. Şu anda kullandığımız otogar var. Önümüzdeki ay o terminali Çünür'de yeni yapmış olduğumuz otobüs terminali yerine taşıyoruz. Orası boşalıyor. IAŞ'ın yanındaki terminal. Orayı ne yapacağız? Orayı da gençlerimize göre yapmak zorundayız. Ne yapıyoruz? Oraya da 1500 öğrencimizin aynı anda ders yapabileceği, etkileşim merkezlerinin içinde olduğu ve bir bölümünün de 7/24 hiç kapanmadan gece gündüz finallerde, vizelerde çalışabileceğiniz kocaman bir kütüphane yapıyoruz. Hem eğleneceğiz, hem ders çalışacağız, hem de kariyerimizi en üst seviyeye taşıyacağız. Hedeflerimiz mutlaka var. O hedeflere ulaşmak için ne yapmak lazım? Çalışmak lazım. Mücadele etmek lazım. Ve kararlı olmak lazım. Kararlılığın yanında da inanmak gerekir, inanmak. İnandıktan sonra bakın göreceksiniz, başarısızlık diye bir şey yok. Yeter ki kendinizi bu işe motive edin. İnşallah sizlerle çok daha güzel günlerde görüşmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Sizler 5 sene sonra, 8 sene sonra herhangi bir yerde karşılaştığımız zaman içinizden bazıları diyecek ki, başkanım siz bize bir gelmiştiniz, bir konuda bahsetmiştiniz belediye kültür merkezinde. Ben şimdi bu holdingin CEO'suyum. Ben devletin şu bakanlığındaki şu görevdeyim. Veya ben bakanım. Bunları duyacağız sizlerden. Ben öyle görüyorum. Ben sizlere inanıyorum, güveniyorum arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Ailelerinize selamlar. Hoşça kalın. Sayın Başkan. Ofisinize ve ailenize asarsanız bu değerli arkadaşlarımızın bir hediyesi olarak biz de çok memnun oluruz. Buyurun lütfen. Bu da ev işçiliği, bu da lavantımız. Bunu da size takdim ediyorum. Buyurun lütfen. Hadi başlayalım Isparta. Hepiniz Hayat Seni Çağırıyor seminerine hoş geldiniz. Yeni yılın aslında yeni başlangıçlara hazırlandığımız o 2. ayında Isparta Ticaret Kültür Merkezi Gül Salonu'nda insanın kendi olabilmesi, kendi potansiyelini ortaya çıkarabilmesi hakkında bazı önemi olduğuna inandığım kavramlar hakkında keyifli bir sohbet için toplanmış bulunuyoruz. Bir oyuncu ve yazar olan George Yassıl'ın şu an içinde bulunduğum durumu açıklayan güzel bir sözü var. Diyor ki, insan beyni doğduğumuz andan itibaren çalışmaya başlar ve konuşma yapmak için topluluk önüne çıkıncaya dek hiç durmaz. Benim beynim şu an durmuş durumda. Peki ya sizinki nasıl derseniz, şu an birçoğunuzun beyni bu seminer öncesi yaşanmış olan iyi veya kötü herhangi bir olay üzerinde hala bir şeyleri çözüme kavuşturmakla ilgileniyor olabilir. O nedenle odağınızı şimdiye çekmek ve seminere daha enerjik başlayabilmek için şimdi lütfen ayağa kalkıp etrafınızdaki en az 4 kişiyle el sıkışıp onların gözlerinin içine bakarak Hayat Seni Çağırıyor der misiniz? Buyurun. Herkese ayağa rica edeceğim. 4 kişiyle el sıkışıyoruz. Hayat Seni Çağırıyor diyoruz. Buyurun.
Hepinize teşekkür ederim. Kendinizi alkışlayın lütfen.